Will Smith'in 94. Oscar ödülleri töreninde sunucu Chris Rock'a attığı tokat günlerce tüm dünya tarafından konuşuldu. Olay sonrası sessiz kalan tek bir isim vardı. Sunucu Chris Rock'ın sınırları aşan esprilerine maruz kalan Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith. G.I. Jane 2, can't wait to see it, alright? Jada Smith, olaydan sonra ilk kez bir televizyon programında konuştu. Red Table Talk adlı televizyon programına katılan 50 yaşındaki aktris, şok edici olarak nitelendirdiği olaydan sonra eşi ve Chris Rock'ın aralarının düzelmesini umduğunu söyledi. Chris Rock, Oscar sahnesinde Jada Smith'in kelliğiyle ilgili şaka yapınca 53 yaşındaki Will Smith sahneye fırlayıp Rock'ı tokatlamıştı. Yerine oturduğunda da küfürler savuran Smith, karımın adını ağzına alma diye Rock'a bağırmıştı. Jada Smith'in alopecia areata, halk arasında saç kıran ya da kıl kıran hastalığı olarak anılan rahatsızlık nedeniyle saçlarının döküldüğü biliniyordu. Programda önce hastalığından bahseden Smith, "En büyük umudum bu iki zeki, yetenekli adamın iyileşmek, bunu konuşmak ve uzlaşmak için bir fırsatının olması," dedi. Smith, "Bugün dünyanın bu durumda hepimizin birbirimize her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. O zamandan beri Will ve ben son 28 yıldır yaptığımız şeyi yapmaya devam ediyoruz ve bu birlikte yaşam denen şeyi anlamaya devam ediyoruz," açıklamasını yaptı. Will Smith, olay sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yapmış, Chris Rock'a seslenerek, "Senden herkesin önünde özür dilemek istiyorum Chris. Haddimi aştım ve yanıldım. Utandım ve davranışlarım olmak istediğim adama yakışmadı. Sevgi ve nezaket dünyasında şiddete yer yoktur," diye yazmıştı. O, müzik dünyasının yeni Robbie Williams'ı. Take That'in üyesi olan İngiliz şarkıcı Robbie gibi o da One Direction grubuyla ün yaptı. 2017 yılında solo çalışmalarına başladı. İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Harry Styles, yeni albümü Harry's House'la 1991'den beri ilk haftada en çok plak satılan albüme imza attı. Harry's House'un plak satışlarında parladığı ve LP formatında 182 bin adet sattığı söylense de dijital platformlarda 247 milyon kere tıklandığı da belirtiliyor. Styles 6 ay önce 30 albümüyle 939 bin eşdeğer satışa ulaşan Adele'den beri en iyi performansı gösterdi. Albüm şimdiye kadar 2022'nin 3 haftası hariç tümünde Billboard 200'da 1 numara oldu. 2010'da X Factor'a katılan Harry Styles, yapımcı Simon Cowell yüzünden elenen diğer arkadaşlarıyla One Direction'ı kurdu. What's your name? I'm Harry Styles. Okay. İngiliz genç çocuklar dünyayı kasıp kavurdu. 2017'de solo albüm çalışmalarına başlayan şarkıcı, ödülleri, klipleri, kıyafetleri ve karizmatik görüntüsüyle konuşuldu. Şarkıcı albümün ikinci klibi Daylight'ı Late Late Show'un sunucusu James Corden'a emanet etti. Styles'la beraber 3 saat içinde $300 maliyetle 3 dakikalık bir müzik videosu çekeceğini iddia eden Corden, New York Brooklyn'de bu iddiasını gerçekleştirdi. Bu yıl 79.sü 31 Ağustos 10 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Venedik Film Festivali, dünyaca ünlü Fransız oyuncu Catherine Deneuve'ü Altın Aslan Yaşam Boyu Başarı Ödülü'ne layık gördü.
78 yaşındaki aktris ödülle ilgili yaptığı açıklamada, Louis Buñuel'in Belle de Jour filminde Altın Aslan almamdan bu yana sevdiğim ve uzun zamandır tanıdığım Venedik Film Festivali'nden bu prestijli ödülü almak çok keyifli dedi. Rock'n'roll efsanesi Elvis Presley'in hayatını konu alan Elvis filminin Londra premieri yapıldı. Başrol oyuncuları Tom Hanks ve Austin Butler'ın katıldığı gösterimde 50'li yılların ihtişamı yansıtıldı. Baz Luhrmann imzalı film 24 Haziran'da gösterime girecek. Amerikalı şarkıcı Bob Dylan'ın 1965'te çıkardığı tüm zamanların en iyi şarkısı seçilen Like a Rolling Stone bir klasik haline gelmişti. ...81 yaşındaki Nobel Edebiyat Ödüllü şarkıcının şarkının sözlerini el yazısıyla yazdığı parşömen kağıdı 1 milyon 300 bin dolara satışa çıktı. KK olarak tanınan Hint şarkıcı Krishna Kumar Kunat, verdiği konser sonrası kalp krizi geçirerek 53 yaşında hayatını kaybetti. Kunat, 2000'li yılların en başarılı Hintli şarkıcılarından biriydi. Birden fazla dilde performans sergileyen sanatçı, 1999'da çıkardığı ilk albümü Palle rekor kırarak Hindistan'da büyük bir başarı elde etmişti. Good evening. Welcome to Hawthorne. Ralph Fiennes, Anya Taylor-Joy ve Nicholas Hoult'un başrolde yer aldığı The Menu filminin ilk resmi fragmanı paylaşıldı. Korku ve kara komedi türlerini harmanlayan film, uzak bir adadaki özel bir restorana giden genç bir çifti merkezine alıyor. You shouldn't be here tonight. Shameless, Game of Thrones ve Succession gibi dizilerin yönetmeni Mark Mylod imzalı filmin Kasım ayında sinema severlerle buluşması planlanıyor. Any questions?